rüyaları yorumluyorum ama hangi rüyaları? İzleyicinin rüyalarını yorumlamıyorum. En çok sorulan rüyaları. Rüyada mesela uçmak ne demek? Yani mesela apartmandan mı uçmak? Ya da paraşütle uçmak? Ya da uçaktan atladığınızı görmek? Ya da ne bileyim kendinizi rüya içinde uçtuğunu savunan ve rüya içinde uçtuğunu söyleyen. Uçmak aslında psikolojik olarak çok yorgun olduğunuzu, enerjinizin çok yıpranmış olduğu ve hedeflerinize ulaşmak istediğiniz için devamlı rüyada uçmak, apartmandan uçmak, uçarak uçtuğunuzu görmek aslında sizin içsel dünyanızdaki sıkıntı ama hedeflerinizle alakalı ulaşmaya çalıştığınız noktalar için mücadele, kariyer ya da eğitiminiz bittiyse tekrar bir kariyerle ilgili çok büyük başarılar elde edeceğinizi temsil eder. Ama mesela rüyada uçtum, yere çakıldım diye aslında yere çakılmak işte yanlış yaptığınızı ve bu yanlışların artık görmeniz gerektiğini görür. Mesela rüyada uçarken uçağa çarptım diyen izleyicimiz var. Aslında siz hatalarınızın üstüne hataları üstüne gidiyorsunuz. Çarpılıyorsunuz çünkü burada. O yüzden rüyada uçmak sıkıntı psikolojik ve o evreleri atlatmanız gerekiyor. En çok diğer soru koşmak. Rüyada koştuğumu, devamlı hızlı hızlı koştuğumu, kimsenin bana ulaşamadığını. Aslında koşmak çok iyidir ama dinsel olarak da yani yukarıyla olan enerjinizle alakalı eksiklikleri, dininizle ya da inandığınız süreçle ilgili sıkıntılarınız olduğunu ve bu konuda biraz kararsızlıklar yaşadığınızı gösterir. Ve büyük anlaşmalar yapmak istiyorsunuz ama kaygı ve endişe ruhunuz çok ön planda olduğu için koşmak aslında bir nevi güçtür ama sizin Rabbimle olan hukukunuzun eksikliğini gösterir. Rüyada ölmek nedir diyorlar. Mesela ben öldüm, tekrar dirildim. Aslında siz rüya böyle görmek diriyi getirir. Yani yeni doğacak çocuk ya da ölümden kurtulacak bir insanı temsil eder ama mesela öldüm ve tekrar dirildim diyorsanız sizin kendi hayatınızla ilgili kendinize bile söylemediğiniz sırlarınız olduğunu gösterir ve bu sırların açığa çıkmasından korkularınız olduğunu gösterir. Mesela mezarın içerisinde öldüğünüzü görmek aslında varlıkta öleceğinizi gösterir. Mesela birinin sizi öldürdüğünü, silah attığını görüyorsanız aslında silah güçtür. Devlet atamanız, devletle ilgili ya da devlette çalışıyorsunuzdur. Bununla ilgili kaygılarınız olabilir. Ölümün başka ne sebebi ya da biri sizi kalp krizi geçirdiğini rüyamda öldüm diyorsanız aslında vücut sağlığınız iyi ama kendi kendine takıntılarınız olduğu ve sağlığınızla ilgili değil. Ama ölmek diri getirmektir. Bir nevi bana göre ölüm, aydınlanmak, arınmak, iyileşmektir. Ama her ölüyü de diri getirecek diye bir şey yok. O yüzden yine rüya canlı canlı, heyecanlı heyecanlı, birebir şahsı özeldir. Evet, bu haftalık da rüyalarımız burada sona erdi. Biz çok yorumlar üzerine yorumladık. Hoplayıp hoplayıp abone oluyorsunuz. Sevgiyle kalın.